bozuk değil, sizin bağırsaklarınız bozuk. Evet, doğru duydunuz. Öğrenci yurdunda kalan kız öğrenciler sürekli hastanelik olunca isyan bayrağını çektiler. Yemeklerin bozuk olduğunu ve sürekli gıda zehirlenmesi yaşadıklarını söyleyen gençler ayaklanınca kentin yurtlardan sorumlu müdürü oraya geldi. Sizin bağırsaklarınızda enfeksiyon var dedi. Yurtta kalan 300 öğrenci 3 gün boyunca zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sonunda hem onlar hem de arkadaşları isyan etti. Ama yöneticilere göre sorun yemekte değil, öğrencilerin sindirim sistemindeydi. Bunların bağırsaklarla ilgili bir enfeksiyon varmış. Yemek yemiyorlar ki. Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdunda 3 gün içerisinde çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanenin yolunu tuttu. Üstelik her gün farklı bir yemek çıkmıştı. Kız yurduna ambulansların biri gitti, biri geldi. Arkadaşım hala odada rahatsız. Ateşi çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Durduramıyor. Ayşe bir hastane. Bu duruma isyan eden öğrenciler yurt bahçesinde toplanarak slogan attı. Tepkiler sadece bozuk yemeklere değil, yöneticilerin söylediklerineydi. Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Fahri Delen, öğrencilerle konuşarak onları sakinleştirmek istedi. O işletmeyi ben seçmiyorum. Sonuçta akşama kadar ben diğer işletmeden buraya yemek getireceğim. Bunu sözünü veriyorum, oldu mu? Peki bir işletmeye görebilir miyim? Abi ben birinci sınıf işletme. Yurtta çıkan yemeklerden tahlil için örnek alınsa da, il müdürüne göre sorunun yemek firmasında değil, öğrencilerin bağırsaklarındaydı. Yemek yemiyorlar ki, yemekten olduğunu da tahmin etmiyor. Bunların bağırsaklarla ilgili bir enfeksiyon varmış. Ben doktorlarla görüştüm. Yemek tahlillerini, su tahlillerini gönderdik. Kız öğrenciler farklı bir şirketten yemek getirileceği sözünü aldıktan sonra odalarına döndü. Yemek isyanı şimdilik bitti.